Burada bir Babel'den çekiyor, gol oluyor. Burada bir elle temas, bir penaltı var mı, ne dersiniz? Levent abi, seninle başlayalım. Yakın pozisyonda oynatalım bunu sık sık. Oynatalım lütfen. Şimdi yavaş oynat. Yavaş oynat, yavaş. Evet. Çok yavaş oynat. Devam et. Devam et. Devam et. Evet. Ben gördüm. Evet, buyurun. Vallahi benim fikrim şu. Erman Hoca'nın dediği gibi oyuncunun giriş şekli doğru değil. Böyle bir oyuncu giremez. Özellikle bu bir. İkincisi, yani vücudundan sekip eline geliyor. Ben yani penaltıdan yana değilim. Reha Hocam? Aynen. Ben de yerden geliyor. Vücuttan, bacağından, baldırından, üst baldırından herhalde. Dizin oradan sekiyor. Peki burada kolları doğal pozisyonu. Ya, doğal değil ama Ender. Yani. Şimdi Selim Ayo onu o pozisyonda yani o pozisyonda hem yere atacaksın, o müdahale yapacaksın, bir de kollarını arkaya, yani çok yakın. Şimdi biraz daha uzaktan bir topa vursa, mesela kaleye şut atsa doğru. Saniselik bir şey, çok yakında Selim sekerek geliyor. Bana göre değil penaltı. Gürcan Bilgiç. Valla eline mi geliyor da çok net değil Ender ya. Göğsünden sanki dizine dönüyor gibi top. Ama pozisyon gereği açık olan eline çarpmıyor. Ben de aynı fikirdeyim. Hem Levent abiyle hem Reha hocayla. Sen ne diyorsun? Hocam, onun ele müdahale varsa bana penaltı daha yakın geliyor. Çünkü o kollar normal pozisyonda. Bakın bu değil. Görüntüye göre. Buradan ama anlayamıyorum ben yani. Bu görüntüye kesitten göre. Kesitten olsa şöyle. Ben bu top şu adamın şu koluna geliyor mu gelmiyor mu kestiremiyorum. İşte onu diyorum ben. Çünkü bunu karşıdan görürsem kestiririm. Bak aynı şeyleri söylüyorum. Buradan hocam kestiremiyorum ben yani. Ben de eline gelmedi gibi geldi. Sanki geliyor gibi ama şunu karşıdan çeksek sanki bana ya sanki gelmiyor gibi yani. Göğüsten geliyor gibi geliyor. Başka açı var mı? Var, bir tane daha var. Ama uzakta, bir bakalım mı ona? Hayır, oradan da görebilir yani. Peki gelsin penaltı Merman abi. Heh, bak. Bakın dur burada. Yok, bu değil, bu değil, deminkini. Önünde. Evet. Evet. Evet abi, yavaş oynat bunu. Baştan oynat ki görelim. Yavaş yavaş. Şimdi oynatalım. Göğüsten dize gördünüz geliyor. Gördünüz mü? Pek kola gelmiyor gibi. Evet. Ben de kola gibi gelmiyor görmedim gibi yani. Hakikaten. Kola gelmiyor geliyorsa gibi. Ama ben penaltıya yakınım, onu söyleyeyim. Ama ne şu var hocam? Ama şu var. Gelse ne diyorsun? Şimdi pozisyonda elle oynamaya falan hiç niyet yok. Tamamen topa atarken şu hareket ya bir yer. Çok zor bu hareket. Yapıyor ve göğsüne geliyor bence. Hocam eline de gelse kasıtlı oynama yok. Bak bana elini da eline kapatıyor. Gelmiyormuş. Hayır, gibi. Gelmiyor. Ele gelmiyormuş. Ele gelmiyor. Bak bir dakika, değil bakın mi? Buradan görüyorsunuz. Bir dakika bak şimdi ne oldu. Getir topu, getir topu, getir. Bakın mesafe var. Evet evet, arada boşluk var. Ama yan çekimde teşekkür geliyormuş gibi değil. Teşekkür ediyoruz yönetmenimize. Teşekkür ediyoruz. Tamam. İyi çözdük bu pozisyonu böylece. Evet. Buyurun bir sonraki pozisyon. Rize'nin golü. Her şey var yani. Bakalım. Şimdi. Burada Alparslan da sakatlandı, topu bıraktı. Bu tarafa bıraktı topu. Birinci pozisyon, ikinci pozisyon. Sonrasında golün oluşumu. 3-4 gol. Evet, ne diyorsunuz Levent abi? Ben Berkan'ın formasının çekildiğini, ilk pozisyon. Bu yüzden evet topa hamle yapmakta geciktiğini söylüyorum. Ayrıca de Berkan'a şunu söylüyorum. Çok genç yaştasın. Burası Türkiye. Bir sürü kaşarların oynadığı bir lig bu. Formandan çekildiğinde bırakacaksın kendini kardeşim. Burada hakem bunu görmüyor. Bırak o zaman kendini. Çünkü formanı çekiyorlar. Çektiği zaman gidemediğin belli. Niye devam ediyorsun iyi niyetle? Bence faul. Reha hocam. Buna varın girmemesi beni şaşırtıyor yani.
Bunu son gol, Jackson'ın golü geldiğinde de konuşacağız. Bir çekme var ama o kadar sert değil. O kadar yani çok engelleyici değil. Bir de arkasına devam ediyor. Ve de oynatıyor hakem. Bana göre doğru karar vermiş. Hocam, bana göre oynatması doğru karar diyorsun. Evet Ali Palavik. Doğru. Yani çok büyük çekme. Hap çekiyor. Bir de onun arkasına devam ediyor. Yani oyunda oynanıyor. Bana göre doğru karar. Gürcan Bilgiç. Şimdi yavaş çekim değil de normal seyrettiğiniz zaman çekme o kadar sanki şey değil gibi. Devam etmiyor gibi. Devam etmiyor çekip gibi. Çekip bırakma gibi. Ama avantajını kaybediyor. Bence faulü vermeliydi burada. Faul vermeliydi. Bu faulü bravo Gürcan. Bu faulü vermiyorsan Jack ne de veremezsin. Aynı şey. Hayır, bundan sonra daha net faulleri gene vermedi abi. Bak, son, ben söyleyeyim. Veremez. Üçüncü goldekini diyorsun. Tabii. Bunu veremiyorsan gitti. Alparslan'ın da kendini yere atmasını anlamadım. Ne oldu ya? O sakatlanıyor bu galiba. Bıraktı bak, şurada bırakıyor sonra. Bıraktı. Ha ne oldu yani? Ben onu anlamıyorum yani. Galatasaray takımları ne oldu? Ayağın kırılmadı, lifin çekmedi. Ne oldu ya? Defansı eksik bırakıyorsun. Belki de dönsen bir şey yok yani. Devam ediyor. Basıyorsun bak yani. O ilk darbede Alparslan yerde kalsa kabul edeceğim. Faul oldu. Alıyorsun topla devam ediyorsun. E o zaman niye yere yatıyorsun? Erman Hoca. Sen ne? Ne bakalım sen ne diyorsun? İkinci pozisyonda hiçbir şey yok. Eğer Cagney'in, Levent abinin dediği gibi Cagney'in pozisyonunda, ilk pozisyonu demiyorum bak, Cagney'in pozisyonlarında faul vermiyorsa, oynatan bir görüntüsü vardı. Bunda da vermeyecek o zaman. Mütekabiliyet. Şimdi bir şey söylüyorum. Erman abinin buradaki yayının başındaki lafına geliyor. Çünkü bıraktı, oynamaya bıraktı hakem, yani. Oynatmaya izin veren bir öyle, hakem dedi. Öyle bir görüntüsü burada var. Da bu faulü görmeyip oynatmaya devam ettirdi. Ben bu maçın hakem olsam bu pozisyonu oynatırım. Ve golü verir. Aynen. Benim kafam, zaten. O niye? Benim kafam orada. Ama kıl döndü, çekti, ya fauldü, yattı. O zaman biz Avrupa maçları niye beğeniyoruz abi ya? Bu nedir abi? Rezillik ya. Buz gibi gol. Beni şöyle abi çekti, buz tuttu, gibi gol bıraktı. Dedi Erman Toroğlu bir pozisyon için. Bir de Ali Palabıyık bana göre akşam yani çoğu kararını ikili mücadele, bir de yağmur, zemin ağır çok doğru verdi. Yani son pozisyona da geleceğiz zaten. Geleceğiz pozisyona. Bu pozisyonda anlaştık. Evet. Bana göre buz gibi gol. Tabii. Dedi Erman Toroğlu. Stüdyodan da aynı şekilde. Ya hakem olsam net bırakırım ya. Kutmam bu tip. Hocam senin maçını idare ettim. Biliyorsun ya. Ben pozisyonları çalmam abi. Bu ne ya? Ben de söyledim gol diye. Gol. Bunda yani buna foul verilmez. Erman abi bak o çekme çok kısa sürüyor. Katılıyorum. Abi kısa sürüyor. Ben ona bakmam abi. Çekti bıraktı. Tuttu ama fırıttı var ya, çekti bıraktı. Gitti adam abi. Çekti bıraktı ama bak o çekme olmasa bu topu alır şey. Evet. Onu söylüyorum. Bir hamle ezgisini geciktirdi. Evet. Onu görmezlikten gelemeyiz yani. Biz veririz, vermemiz ayrı bir konu.